ekonomik parametrelere faiz artışı döngüsü bu ay sona mı erecek? Nasıl bir tablo olacak? Çünkü yarın gözler Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda bu sorunun yanıtı için ikinci para politikası kurulu toplantısında çevrilmiş vaziyette gözler. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan politika faizinin mevcut seviyesinin sürdürüleceği mesajını verdi. Yani piyasaların beklentisi de bu mesaj sonrasında aslında faizin sabitte %45'te kalması. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Bu mesajı ilk olarak Ocak ayı Para Politikası Kurulu sonuç metninde verdi Merkez Bankası. Dezenflasyonun tesisi için gereken sıkılık düzeyine ulaşıldığı vurgulandı. Ardından başkanlık koltuğu el değiştirdi. Hafize Gaye Erkan'ın yerine gelen Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu toplantısında yukarı yönlü trendi sonlandıracaklarının sinyalini verdi. Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecektir. Piyasalar para politikası kuruluna kilitlendi. Karahan Başkanlığı'ndaki ilk toplantıda politika faizinin %45'te sabit bırakılması bekleniyor. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. İndirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Yeni ekonomi yönetiminin dümene geçmesiyle birlikte 2023'ün ikinci yarısında faizin ardışık yükselişi başladı. Haziranda 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta ise 750 bas puan arttırıldı. Eylül, Ekim ve Kasım'da peş peşe 500 er bas puan daha eklendi. Aralıktan sonra Ocak'ta da 250 bas puanlık artış kararı geldi. Merkez Bankası adımlarını orta vadeli programa göre atacağına özellikle dikkat çekiyor. Orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız. Bayram ikramiyeleri açıklandı. Sadece emekliler değil, eşten ya da çocuktan dolayı hak sahipleri olan kişiler de ikramiye alabilecekler. %50'lik artışla 3 bin liraya çıktı emeklinin bayram ikramiyesi. Peki kim ne alacak bunun dışında? İkramiyeler ne zaman yatacak? Yeni emekli olanlar nasıl bir başvuru sürecinden geçmeleri lazım? Muhabirimiz Gülay Alaca Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'a sordu kişi kendisi emekli ise 3 bin lira alacak. Burada değişen bir şey yok. Emeklinin kendisi 3 bin lira alacak almasına, dul, yetim gibi diğer hak sahiplerine ise çok daha altında ödeme yapılacak. Bazılarının cebine girecek olan para sadece 750 lira olacak. Bayrama sayılı günler kaldı. Tabi öncesinde bayram ikramiyeleri açıklandı. Rakamlar belli. Peki ama kim ne kadar alabilecek? 31 Mart 2024 tarihi dahil olmak üzere emekliye müracaat edip emekliye hak edenlerin tamamı daha sonradan emekli aylıkları bağlansa bile ikramiyelerini alabilecekler. Bayram ikramiyelerinde tavan rakam 3 bin lira. Ancak dul, yetim gibi hak sahipleri için maaş oranları esas alınacak. Kişi kendisi emekli ise 3 bin lira alacak. Ancak diyelim eşinden dolayı emekli aylığı alan dul erkek veya kadın da olabilir bu. Bunlar %75'ini aldığı için 2250 lira alacaklar. Yine dul eş hak sahibi ise ve çocuk da var ise başka aylık alan yüzde 50'sini alıyor bu durumda dul eşe 1500 lira verilecek yani yarısı kadar yine hak sahibi çocuklar yüzde 25'ini alıyor yani annesinden veya babasından hem eş hem de çocuklar aylık alıyorsa çocukların hissesi yüzde 25 olduğu için 750 lira civarında bir bayram ikramiyesi alacaklar yine hak sahibi sadece diyelim eş de vefat etti sadece bir çocuk var ise bu defa yüzde 50'sini alıyor 1500 lira civarında alacak Çocuktan dolayı maaş alan anne ve babanın da alacağı bayram ikramiyesi 3 bin liranın çok altında kalacak. Anne babaların da çeşitli durumlarda hak sahibi olma durumları var. Yani artan bir kısım varsa onlara da aylık bağlanıyor. Dolayısıyla anne babalar da eğer çocuklarından dolayı bir aylık alıyorsalar hı hı. onlara da bayram ikramiyesi olarak 750 lira yatacak. Bayram ikramiyeleri 1 Nisan'dan sonra banka hesaplarına yatacak. 1 ile 9'u arasında yani bir hafta öncesinde o arada ödeniyor. Kurban Bayramı da 15 Haziran'a denk geliyor. Dolayısıyla 10 ile 15'i arasında Haziran ayında bu ikramiye verilecek.